Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Adana Çukurova'dan ve özel bir yerden kupa proje tasarımdayız. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu, kendisi aynı zamanda iç mimar hanımefendi Gonca Tiisti bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gonca Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet. Gonca Hanım şimdi Kupa Proje Tasarım'ın farklı hizmetleri var. Evet. Siz aslında öyle. Çok farklı, gerçekten ciddi hizmetler yapıyorsunuz. Evet. Genel bilgileri sizden almadan önce ben sizi hemen bir ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Gonca Tiisti kimdir? İç mimarsınız aynı zamanda. Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Hı hı. 2006 Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimar Bölümü mezunuyum. 2011 yılına kadar çeşitli inşaat ve mobilya firmalarında görev aldım. Proje koordinatörü, iç mimar olarak. Daha sonra 2011 yılında home office çalışmaya başladım. Evet. Ondan sonra da 12 Haziran 2015 itibariyle de Kupa Proje Tasarım firmasını kız kardeşlerimle birlikte kurduk. Evet. Üçümüz de Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyuz. Tekstil Tasarım bölümü mezunu ortanca kardeşim. Evet. En küçük kız kardeşim ise film tasarım ve yönetmenlik mezunu. Biraz bizim meslektaşımız kendisi. Aynen öyle. Burada birlikte çalışmayı hedefledik, böyle bir şirket kurduk. İç mekan tasarımı ağırlıklı gidiyor şu anda, iç mekan tasarımı yapıyoruz. Evet. İç mimari projelendirme işleri yapıyoruz. Farklı alanlarda proje işlerimiz mevcut, bir de kendi projelerimiz var. Evet, evet. Yani şimdi özel tabii hizmetleriniz var. Siz farklı bir objeyi farklı bir şekilde canlandırıp hayata geçiriyorsunuz ama o projeyi ortaya çıkarmak önemli. Kesinlikle. Bunu nasıl bir yol izliyorsunuz konuklarınızla ve hangi alanlarda yapabiliyorsunuz projelerinizi? Şimdi projelerimizi aslında tüm mekanların iç mekan tasarımını yapabilecek şu anda teknik ya da belli bilgisayar kapasiteye sahip bulunuyoruz şu anda. Naçizane diyeyim tabii ki. Evet. Tabii ki bir şeylerin uzmanı olmak için çok çok fazla yıllar geçmek gerekiyor. Ve iç mekan içerisinde bulunan her neyse bunları tasarlıyoruz. Ha, obje, kullanılan her şey, mobilya, obje, duvar. Evet. İç mekan projesi yapıyoruz kısaca. İç mekan projelendirmesi yapıyoruz. Aynı zamanda bizim iç mekanlar içerisinde yenilenebilir ve dönüştürülebilir ve de sürdürülebilir proje çalışmalarımız oluyor. Bu da doğal malzemeyi kullanıp, doğal malzemeyi dönüştürüp farklı kullanım amacına sahip malzemeleri yine başka ilk kullanım amacından çıkarıp başka bir kullanım amacına dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili farklı ürünler tasarlıyoruz. Evet. Bunlara örnek verebilecek olursam sürdürülebilir mekanlardaki projelerle ilgili masif ahşaptan çatılmış bir sandığı yatağa dönüştürebiliyoruz veya başka bir kullanım amacına dönüştürmüş olabiliyoruz. Bu evet. Şekilde projeler yapıyoruz. Bunun dışında ilgilendiğim mesela şu anda ağırlıklı olarak ilgilendiğim çocuklar için olan mobilyalar. Evet. Neler olabilir? Çocuk mekanları, çocuk kullanıcıların mekanlarıyla ilgileniyorum daha çok bu aralar. Evet. Bunlarla ilgili özel çalışmalar yapabiliyorsunuz. Yapıyoruz. Peki şimdi Kupa Proje Tasarım adı üzerinde farklı bir yani konseptleri bir araya getiriyorsunuz. Kesinlikle. Doğal, natürel çalışmalar yapıyorsunuz. Aynen. Şu anda bulunmuş olduğumuz ofiste de zaten örnek kesinlikle. Çalışmaları ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar. Hı hı. Siz her şeye farklılık katıyorsunuz. Renkler, kesinlikle. Tercihler bunlar hı hı. önemli. Hı hı. Konuklarla tabii bunu 3 boyut halinde herhalde önce bir izletiyorsunuz. Kesinlikle. Bir istişare yapıyorsunuz. Daha sonra nasıl hayata geçiyor? Kesinlikle. Şu şekilde oluyor. Öncelikle müşterinin istekleri bizim için çok önemli. Her mimar için önemli olduğu evet. gibi. Mimar ya da iç mimar diye söyleyeyim. Çünkü ben bir iç mimarım. Evet. Ve bununla da gurur duyuyorum. İç mimar olmak gerçekten özellikli bir durum.
Bu aşama şöyle ilerliyor. Öncelikle biz tabii ki bütün mesleklerde olduğu gibi müşteri odaklı çalışıyoruz. Biz de müşteri odaklı çalışıyoruz. Ve onların istekleri bizim için önemli. Onların yaşamak için mekanda ne istediğini bulmaya çalışıyoruz. Evet. Kimi zaman bu çok uzun sürebiliyor. Bununla ilgili çok görüşmelerimiz oluyor. Daha sonra mekanla ilgili teknik bilgiye sahip oluyoruz. Bu da şu şekilde oluyor. Ölçülerini alıyoruz mekanın ve o ölçülere uyarak neler yapılabilir ve de müşteri orada ne yapmak istiyor. Evet. Genelde böyledir zaten bu mantık çerçevesinde ilerler iç mimari projeler. Ve kullanım amaçları nedir orada uygulanacak ürünlerin, mobilyaların ya da materyallerin? Bunların doğrultusunda projelendirme yapıyoruz ve iç mekan tasarımı yapmış oluyoruz zaten. Daha sonra müşterimize bunu sunuyoruz. Karşılıklı mutabakat sağladığımızda da uygulamaya geçiyoruz. Evet. Tabii çalışmaları yani, dijital ortamda. Ortamda ağırlıyoruz. Tabii ki müşterilerimize evet. 3 boyutlu görsellerle sunuyoruz. Ve evet. bunu başından sonuna kadar da takibini yapıyoruz. Evet. Kesinlikle üretimini biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Son aşamaya gelindi zaten sözleşmeler yapılıyor. Kesinlikle. Konuğa taahhüt ettiğiniz zaman da bu çalışmayı teslim edebiliyorsunuz. Aynı şekilde. Bu da önemli. Müşteri Aynı. Memnuniyeti ön Kesinlikle. Plana çıkarıyor. Çıkar. Çünkü kendiniz de söylediğiniz gibi biz müşteri odaklı. İnsan. İşimiz insan evet. zaten. Bütün mesleklerde olduğu gibi. Aynı evet. şekilde. Peki geldiğiniz noktadan memnun musunuz Adana'da? Yıllardır buradasınız. Finalde evet. yani ne var planlarda? Adana biraz her konuda biraz bakir bir yer aslında. Gelişmekte olan, aslında çok gelişmiş insanları olan bir yer. Evet. O sebepten hani Adana'yı seviyorum, gerçek bir Adanalıyım diyebilirim. Burada kalmayı tercih sebebim şu, nerede olursanız olun fark etmiyor. Yani burası bir ofis ama biz tabii ki internationalız. Yani hani her yere hizmet verebilecek evet, durumdayız. Evet. Kesinlikle. Bu şey yani, değil, bu bir kıstas değil. Adana'dasınız, İstanbul'dasınız, burada, başka yerdesiniz. Sadece ofisimiz burada. Adanalı olduğumuz için değil aslında, Adana'da yaşamış olduğumuz için ofisimiz burada. Ondan dolayı da buradayız. Ama tabii ki Türkiye'nin her yerinde mobilya üretmişleriniz de vardır. Gidip mekan çalışması yapmışlığımız da vardır. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yurt içi, yurt dışı aynı evet. şekilde olduğu gibi. Fuarlarda takip ediyorsunuz. Fuarları da aynı şekilde takip ediyoruz. Daha çok İstanbul fuarlarını takip ediyoruz şu anda. Evet. Yapı fuarlarını incelemiş, Kesinlikle. Gezmiş oluyorsunuz. Kendiniz de hem güncellemiş oluyorsunuz. Çünkü farklı farklı çalışmalar ön plana Kesinlikle. Çıkıyor. Kesinlikle. Peki kaç uzman kadroyuz? Kaç uzman kadroyuz? Şu anda hali hazırda 3 uzman kadroyuz. Ben iç mimar olarak görev yapıyorum şirkette. Yonca Tiyisti, kız kardeşim, tekstil moda tasarımı olarak görev yapıyor. Bir de grafik tasarımcımız var, Senem Hanım. Evet. Şu anda hali hazırda 3 kişiyiz. Üç kişi. Ama tabii bu ekibe daha katılacak olan bir sürü insan yeni var. Yeni kadromuz olacak. Oluşacak. Peki başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Son olarak toparlayalım. Keyifli Hı-hı. bir sohbetti. Ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Kupa Proje Tasarım'ın hizmetlerinden faydalanmış, sizi destekleyen konuklarınıza bir teşekkürünüzle birlikte son sözlerimiz. Son sözlerimiz, aslında ben teşekkür ederim size, bizi tanıttığınız evet. için, geldiğiniz için, misafirimiz olduğunuz için. Şimdiye kadar yapmış olduğum işlerde genellikle, hani genellikle demeyeyim aslında hepsinde, evet. Allah'a çok şükür ki memnuniyetle ayrıldık, karşılıklı memnuniyetle ayrıldık. Evet. Tüm müşterilerime de. Hatta bütün ekibime de ben buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Burada emeği geçen kim varsa teşekkür ediyorum. Peki. Ben size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Bundan sonraki çalışma hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkürler. İnşallah, hedefleriniz büyük. Hı hı. Kupa Proje Tasarım'ın farklı bir hizmetinde tekrar sizinle farklı bir noktada buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Adana, Çukurova'dan, sektörün en iyisi ve farklı bir noktadan seslendik ise Kupa Proje Tasarım'dan firmamızın kurucusu ve sahibi, kendisi aynı zamanda iç mimar hanımefendi Gonca Tiisti'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.